aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle, uğraşamam senle. Bugün sinirlerim tepemde, gelme üstüme. Elin işte gözün oynaşta olmasa olmaz. Zaten senden başka biri gelip beni bulmaz. Seni nasıl sevdiğimi bilsen aşkım aşkım. Gide gele koşa koşa inan oldum şaşkın. Eveledim geveledim, ne diyeceğimi bilemedim. Ama yine benim bir tanemsin aşkım aşkım. Ah, ona buna sağ sola arkadan söversin. Alavere dalavere yaparsın gezersin. Soru sorduğunda hep yalan söylersin. Deli dolusun, kaynanadan bile betersin. Ne söylersen yerden göğe haklısın aşkım aşkım. Yere göğe sığdıramam seni aşkım aşkım. Kimse eline su dökemez ki aşkım aşkım. Sana meydan okuyanların aklına şaştım. Ay, yine çıka düşe kalka geldik bugünlere. Birbirimizi yesek bile severiz yine de. Ah, yıllara meydan okuyup açtık tepeleri. Benim sevgi kelebeğim sensin aşkım aşkım. Ah, aşkım. Gözde, gözlücüğüm dur kaçma, kaçma. Sadece sarılacağım. Ay yogi gibi sarılacağım sana. Seni sabaha kadar ısıtacağım. Oh, ne olursun kaçma. Merak etme. Zümrüt teyzen annesiyle birlikte Taliban tatil köyüne gittiler. 15 günden önce dönmez, merak etme. Ne olursun, ne olursun. Venga. Kaçma yine. Gözdeciğim, sen 2 dakika beni bekle. Ben şu saati kırıp geliyorum. Tamam mı? Sen soyunmana devam et. Ulan şurada uykumuzda bile rahat vermiyorsunlar. Yani uykumuzda bile rahat rahat şey edemiyoruz. Yani rüyamızda bile. Kusura bakma Gözdeciğim, biraz geciktim. Gözde. Ulan tabii bekler mi kız be? Allah'ım yarabbim. Valla burada koltukta uyumaktan çengele dönmüşüm valla. Ay şöyle düz bir yer olsa da orada uyusam nasıl güzel olur Allah. Vay ballı vay. Ne oldu ya? Sabah oldu güzel kardeşim, sabah oldu. Yapmayın ya. Benim yapacağım bir şey değil bu, yüce tanrının işi. Yani her sabah bu saatte güneş doğuyor istesek de istemesek de. Necati'cim hadi kalk. Anlıyorum. Şener Bey şimdi ben bu sabah pas geçip direkt yarın sabah uyansam nasıl olur? Ne dediğini anlamadım. Hatta beni bilimsel bir deney için dondursanız. Böyle 1000-2000 sene sonra uyansam diyorum. Ben sana bir çaksam da şimdi seni ebediyete yollasam diyorum. Nasıl olur? Allah'ım yarabbim. Kalk, kalk oğlum kalk. Bu gece çok özel bir gece. Şefin özel gecesi var. Bütün İstanbul'un kantorları bu akşam yemeğe gelecekler. Sen de burada böyle turistik develer gibi yatıyorsun utanmadan. Ama çok uykum var benim Şener Bey. Ne?
dün gece Tarık Usta hepimize alkolün esiri etti. Sabaha kadar istifra etmekten gözüme iki damla uyku girmedi ya. Ne? Sabaha kadar istifra mı etti? Ha vallahi. İnsanın üçüncü şişeden sonra midesi böyle bir tohum bulanıyor ya ondan. Ne? Yani aslında birinci istifradan sonra yani midem biraz rahatlar gibi oldu fakat... Evet. Tarık Usta, ille de piyanonun üstünde türkü söyleyeceksin deyip beni piyanonun üzerine çıkartınca... Piyanonun mu? Piyano. Şener Bey, sakın salona gelmeyin Şener Bey, tamam mı? Sakın salona gelmeyin. Allah sana var etmesin, piyanonun üstüne mi yoksa? Bir şey yapacağım. Adam da kafam bırakıyorlar bu. Ha. Şurada bir işim vardı benim ya. Oh, nerede kalmıştık? Ha, gözdeşim, evet. Sana böyle kolumu bir atıyordum, ayın o gene. Ah! Şener! Allah Allah! Genelde ben bunu odaya almayınca... kapının önünde kedi gibi kıvrılır, uyurdu sabaha kadar bu. Şener! Ben ne yapıyorum böyle? Herhalde yeni uyandım da ondandır. Şener! 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 Şener, sabah oldu, tehlike geçti. Artık saklanmana gerek yok kocacığım, çıkabilirsin. Akşam olsun. Süpermen'in oğlu gelse seni elimden alamaz. Şener! Allah Allah! Nereye gitti bu? Deli olacağım. Kafamı kırar, ardından kırık kafamı piyanoya sürtmek kaidesiyle kıvılcım enerjisini üretmeye başlarsınız. Ben ondan şey demiyorum kapıyı efendim. Çok iyi oldu, hatırlattın bunu bana Necati. Tabii ya, niye ben vestiyere bakmayı akıl etmedim ilk baştan? Sobe! Allah. Yok, kesin ana salonda bu. Aç kapıyı. Aç şu kapıyı, aç. Nerede bıraktım ben bu cetveli? Necati! Necati!
yapacağım seni. Demek emrediyorsunuz Ümit Hanım. Aynen öyle. O halde bana bir saniye verin lütfen. Şimdi ne? İnşallah. Ne? Ve eşhedü en la Muhammeden. Necat! Resulullah. Günaydın Ümit Hanım. Bu sabah ne kadar da güzelsiniz. Ne? Hatta siz odaya girince bir anda güneş doğdu sanki etraftan. Ne? Sanıyorum sizin saçlarınızda da bir değişiklik var. Daha dolgun, daha hacimli görünüyorlar sanki. Ay, sen çekin bakayım şuradan. Siz sabah kahvaltısını ettiniz mi Ümit Hanım? Kahvaltı mı? Evet, yani etmediyseniz siz odanıza buyurun. Ben hemen gelir odanızda size kahvaltı servisi yaparım. Hatta ağzımdan kuş tutar, sütünü sıkar, kahvaltı malzemesi olarak önünüze korum. Nasıl fikir? Necati. Efendim Ümit Hanım. Bastın azından. Ah ben bir yokulamışsam başka ne isterim? Ah. Ay! Ay! Yeter ama ben. Ben artık oynamıyorum. Necati! Necati! Sen bitti! Necati gel! Biliyorum. Sen bitti! Erkek dediğin sen de sen. Bak sen de bak. Bir gördün mü hiç? Yok, görmeli miydim Zümrüt Hanım? Ne? Aa, tamam tamam hatırladım. Dün gece ben çıkarken Şener Bey, Gözde'cim, yarın sabah ilk işin müdüriyete bana uğramak olsun. Mini etek boyunu kontrol edeceğim diye sıkı sıkı tembihlemişti beni. Siz onu diyorsunuz galiba. Ne? Hatırlattığınız için çok teşekkür ederim Zümrüt Hanım. Ne? Şener Bey'in dediğine göre bu akşam rezervasyon yaptıran müşteriler özellikle benim etek boyuma dikkat ediyorlar. İyiymişler yani, biliyor musunuz Zümrüt Hanım? Allah Allah! Ya ben de aynen öyle dedim. Allah Allah Şener Bey dedim. Yani müşterilerle benim etek boyumun ne alakası olabilir dedim. O da bana ne dese beğenirsiniz. Yok Gözde'cim, o Şener denilen kabak çiçeği ne derse desin onu beğenme ihtimalim hiç yok. O zaman söylemeyeyim ben. Hiç söyleme. Söyleme de sabah sabah beni koca katili yapma. Tamam. Ne? Koca katili mi? Hadi hadi işine bakayım sen. Hadi işine. Yani biraz da az dalga geçin şu dükkanda yahu. Bir gün olsun. Tamam. Ha Gözde dur. Dur dur. Eğer Şener Bey'i görürsen ona söyle. Onu şu ana kadar sadece diri olarak istiyordum. Ama şu andan itibaren ölü veya diri hiç fark etmiyor. Tamam söylerim Zümrüt'üm. Ne? Ölü veya diri mi? Hadi hadi işine çabuk, ay, çabuk sallanma. Baş üstüne Zümrüt Hanım. Ay 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 ben bahçeyi sulayacaktım. Aa, birden işte aklım karıştı. Hemen gideyim en iyisi. Aslında hiç senin başına gelmeyen bir şeydi bu. Ya olmazdı sahiden de ama. Layla! Layla uyan artık kızım hadi. Layla! Ya anneciğim ya, sen her gece beni rüyanda falan mı görüyorsun Allah aşkına? Ne? Hayır, ben kendimi geçtim de şu zavallı kapının ne günahı var onu anlayamıyorum bir türlü. Kapı mı? Anneciğim, her sabah aynı saatte gelip şu kapıya tekme tokat girişiyorsun ya. Kızım saat kaç oldu? Sen hala uyuyor musun bakayım? Evet, ben hala uyuyorum anneciğim. Hatta şu anda seninle uykumda konuşuyorum ben zaten. Ne? Ve uykusunda konuşan her insan gibi arada sırada saçmalarsam artık kusura bakmazsın değil mi? Ay saçmalama Layla. Anne, bak seni uyarmıştım ama ben. Tamam tamam. Hadi üstümüze bir şeyler giyinelim de babanı aramaya gidiyoruz kızım. Ne? Babamı aramaya mı gidiyoruz? Evet, babanı aramaya gidiyoruz. Aa, niye?
Yoksa dün gece babamı dışarıda bir yerlerde mi düşürdük? Ne? Halının altına baktın mı anne? Belki de babamı oraya düşürmüşsündür. Ay, baktım baktım, kızım orada da yok. Ne? Yani canım öylesine. Şakadan. Ha öylesine yani. Ha. Şakadan. Evet. Neyse hadi kızım acele et. Baban kim bilir yine ne işler açmıştır başına. Hadi Layla. Aman ya, sabah sabah ana kız ne yapıyorsunuz bağırıp çağırıp? Şurada iki lokma uyku uyuyacağız, içine limon sıkıyorsunuz ya. Şener! Aman Allah'ım, sana ne günah işledim de bana şurada uykuyu haram ettiriyorsun ya. Şener! Efendim, aşkım aşkım. Ne işin var senin burada? Aşkım aşkım, gördüğün gibi uyumaya çalışıyorum aşkım aşkım. Ben onu demiyorum. Ne diyorsun aşkım aşkım? Şu anda şu kapının önünde ne işin var diyorum. Hmm. Bu odaya ne zaman girdin diyorum. Ha bir de dün akşam bütün gece yani ne yaptın diyorum. Aşkım aşkım, sen beynini mi yedin? Mışıl mışıl senin yanında uyudum aşkım aşkım. Ne? Tabii senin yanında. İnanmıyor musun? Hayır. İnanmıyorsan istersen de uçuşan pirelere sor. Pirelere mi? Evet, mesela şurada bir tane var. Buyurun, tanık sizindir Hakime Hanım. Nizamettin! Tarık Usta! Tarık Usta, Nizamettin! Ya Makiko, sen bir karar ver. Tarık Usta'yı mı arıyorsun, beni mi arıyorsun? Hayır, Tarık Usta'yı arıyor. Sen kendisi Kiler civarında bir yerlere sızmıştır. Laf aramızda dün gece alkolün esiri oldu da kendisi. Ya ben Tarık Usta'nın nerede sızdığını biliyorum. Ne? Tam mutfağın ortasında. Mutfağın ortasında mı? Evet. Hadi, hadi. Koş, koş, koş. Tarık Usta. Tarık Usta, kendine gel. Ne sızması canım? Bu direktman bayılmış. Bayılmış mı? Hatta bir adım daha ileri gitmek gerekirse kendisi şu anda ufak çapta bir alkol koması. Ne? Alkol koması mı? Evet, alkol koması. Ne zaman çıkıyor bu komadan peki? Orası hiç belli olmaz. Bizim için şu anda dua edip beklemekten başka hiçbir çare yok Makiko. Ne? Şuraya bak be. Filmlerdeki beyaz önlüklü doktorlar gibi konuştum be. Ama bugün Sevin gecesi. Tarık Usta kumadaydı. Kim yapacak bu yemekleri? Kim yapacak? Sakin ol Makiko sen. Sakin ol. Kendine gel. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Beni düzeltti. Ben sakinim zaten. Yok, ben biliyorum da böyle filmlerdeki gibi sallamak biraz hoşuma gitti. Ne? Bu da benim hoşuma gitti. Aptal be ya. Kazandım ha. Saçmalama Şener. Sen dün gece benim yanımda filan uyumadın bir kere. Ama aşkım aşkım, Pokemon çapsın. Yanında uyudum aşkım aşkım. Hem sen benim bir ara böyle üstümü açmışsın. Nasıl üşütmüşüm açıkta kalmış şeyim, ayıptır söylemesi. Sabaha kadar kötü rüyalar gördüm aşkım aşkım. Ay ben gece kapıyı sen içeri giremeyesin diye kilitlemiştim bir kere. Kim açtı sana kapıyı da sen içeri girebildin? Ah aşkım aşkım, sen açtın ya. Ne? Ben mi açtım? Tabii sen açtın, hatta bana bağırıyordun açmadan önce git eşek Şener diye, eşekler seni tırmalasın diye bağırdın ya böyle bana. Ne? Tabii aşkım aşkım, hatırlamıyor musun Allah aşkına? Sonra ben seni kandırabilmek için kapının önünde böyle ezberimden bir takım bukleler, şiirler söyledim, okudum ve de gönül telini titrettim de sen bana kapıyı açtın ya aşkım aşkım. Allah Allah! Peki niye ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum? Aşkım aşkım, insan aşk sarhoşu olunca tabii biraz hafızasından siliniyor olabilir. Aşk sarhoşu mu? Yani hatırlamıyorum deme, gerçekten alınıyorum aşkım aşkım. Özellikle o makyaj masasının üstündeki halimizi düşündükçe. Ne? Makyaj masasının üstünde mi? Ben buradayım. Bir, iki, üç. Pardon kızım. Yani Şener, şimdi 40 yılda bir böyle bir şeyler oluyor. Yani uyuyan yanardağ birden harekete geçiyor. Ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum, öyle mi? Aşkım aşkım, sen üzülme. Ben sana tekrardan anlatırım. Yani krokilerle çizerim, sen hiç merak etme bir tane. Anlatır mısın sahibi? Anlatırım aşkım aşkım.
Ben hala buradayım ama. Ay, bir, iki, üç. Pardon kızım. Bir, iki, üç. Necati? Ne? Bence bu kadar yeter. Yok yok yok, biraz daha kalması iyidir. Ne? Hayır, yani şimdi soğuk suyun beyindeki kılcal damarlara hücum etmesi için biraz daha kalması iyidir. Ama Tarkus da boğuluyor. Yok canım, korkma sen. Benim köydeki büyük dayım Baytar'dı. O yüzden ben böyle tıbbi konularda aslında çok hakimimdir. Yani bunu şey yaptım. Bu kadar yeter. Necati, öldüreceğim lan sen. Gördün mü? Hala ayrılmamış. Pis ayaçlar gibi etrafa ne ararsa vurup küfür ediyor. Ama yeter bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter dedim. Ya Necati, beni öldürmeye mi çalışıyorsun ya? Bilakis Tarık Usta. Seni girmiş olduğun alkol komasından çıkartmak için uğraşıyoruz burada biz ya. Alkol koması mı? He ya. Dün gece sen içkiyi nereden içeceğini tespit edemeyip içkiyi biraz fazla kaçırdın ya. Sarhoş oldun işte. Eyesi biz de seni o yüzden burada böyle boğalım diye. Yani ayıltalım diye saatlerdir uğraşıyoruz be. Yapma ya. Ben dün gece o kadar sarhoş mu oldum yani? Hem de nasıl Tarık Usta? Şefin gecesince sefsiz kalacağız diye hepimizi çok korkuttun. Haberin olsun. Evet. Sıra kalmam Akiko sen. Ben dün akşam böyle öylesine bir parmakçık bir şey koyayım dedim. Ne öylesine be, ne öylesine? Ha, bırak ulanı dibide, Allah Allah ya. Şey konuşuyoruz burada. Bağırırım ben. Dün gece sen Şenol Kaptan'la Teoman konserine gittin ya. Biz onun için efkar dağıtmak amaçlı içmedik mi? Ne? Necati, şimdi bak göstereceğim ben ya sana. Ya sen dün gece bu adamın kalbine uçan tekmeyi bir yapıştırdın Ninja Turtle gibi. Adamcağızın kalbi tozdan buz oldu. Ama ben Tarık Usta'nın kalbine hiçbir şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadım. Hadi oradan be. Nasıl bir şey yapmadın? Seni gidi Japon çekirdeği kılıklı kadın. Kalpsiz, vicdansız kadın. Tarık Usta'mı düşürdüğün hale bak. Ama ben Tarık Usta'nın kalbine uçan tekme atmadım. Necati, vallahi senin o kafanı Diyarbakır karpuzu gibi ortadan ikiye yaracağım ha. Dur be Tarık Usta. Biz burada bütün sevenler adına konuşuyoruz yani. Sevenler adına mı? He ya, sevenler adına. Dün gece Tarık Usta'm seni Teoman konserine götürmek için bilet aldı. Sen ne ettin? Kalktın gittin Şenol Kaptan'la o konsere. Niye gittin Şenol Kaptan'la? Ne, o da mı konser için bilet aldı? He ya, ne sandın sen? Aldı tabii. Necati, Allah senin cezanı verecek biliyorsun değil mi? Dur bir dakika. Sevenlere ayırmak günahtır Makikosan, günahtır. Bu da ne demek? Neydi bunun Japoncası Tarık Usta? Ne bileyim lan ben Japoncasının ne olduğunu, her şeyi bana sorma ya. Neyse, yani seven kalpleri diyorum, ayırmak. Çok günahtır, çok. Sen günaha ben... giriyorsun sen, çok. Dinleme canım bunun dediklerini. Allah'ın Necati'si işte. Yok ben Şenol Kaplan'ı kıskanıyormuşum da... ...yok Teoman'ın konserine bilet almışım da... ...hepsi yalan ya. Yok öyle bir şey. Yok ben başka bir şeydi yani ben. Bu ne ya? Bunu be, evet. Bunu sevenlere ayırmak günahtır. Kendine gelememiş, kendine gelememiş. Biraz daha sokma lazım. Çözünün gözünü. Ay aşkım aşkım. Ayın dokuzunu iple çekiyorum biliyor musun? Ay ben de Şener, ben de. Ama daha 22 gün var Şener ayın dokuzuna. Ne ya. Üzücü değil mi? Çok üzücü aşkım aşkım. Ama metin olmalıyız. Sayılı gün geçip gidiyor işte. Ay, Şener, ben diyorum ki şunu 15-20 gün öne alsak ha? Ne? Hem Perşembe pazarından aldığım Versace taklidi bir geceliğim var ya... ...onu da giyerim senin için. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ciddi söylüyorum Şener. Ya affedersiniz ama ben görünmez falan mıyım ya? Ay sen de o zaman odana git kızım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kapıyı da kapa arkandan. Ay ben de sabahtan beri tuhaf tuhaf bir şeyler oluyor bana. Ama ne? Şey, tabii dün gece doğal olarak çok yoruldum.
Ben de süperdim yani. Herhalde süperdin Şener. E tabii benim gibi bir adamdan da böyle bir performans beklenirdi karıcığım. Ay ben biraz uyusam diyorum. Evet evet, en iyisi senin biraz uyuman. Biraz dinlenmen lazım. Yat. Evet Şener. Ve 4-5 saatte yatağın içinden kalkma karıcığım. Tamam mı? Tamam canım. Hadi sonra görüşürüz Şener. Allah rahatlık versin karıcığım. Sağ ol. Şener. Ah, aman hayatım yani bu at sinekleri. Nereden geliyorlar? Bir dakika bıraşma. Allah kahretmesin. Öldü mü? Öldü galiba. Şener dinle. Efendim dinle. Biliyorsun bu gece herkes Tarık Usta'nın özel yemeklerini yemek için geliyor. Biliyorum aşkım aşkım. Ha, ama yine de sen ona söyle de sallanmasın. Bilmiyorum ki adam tek başına o kadar yemekle nasıl baş edecek? Aşkım aşkım, istersen ben birkaç yemeğin yapımında yardımcı olabilirim. Ay çok iyisin Şener. Allah kahretsin. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ama yine de istersen sen hiç dokunma o yemeklere de adamcağızın 20 yıllık aşçılık kariyeri bir gecede yok olmasın. Nasıl istersin aşkım aşkım, nasıl istersen. Ben bu şeyi... Şener! Efendim aşkım aşkım. Şener. Efendim. Diyorum ki birazcık uyursam acaba dün gece olanları rüyamda şöyle baştan sona bir görür müyüm? Gündüz niyetini özellikle... Seni böyle makyaj masasının önünde kucağıma alıp da böyle kaldırdılar. Anne, baba, ben sizi hala duyabiliyorum. Kızım içeri girip gelsene sen. Ya iyi de duvarlar çok ince, yine duyuyorum. Kişi. Hadi, hadi. Kızım var mı derdin var. Al bakalım Tarık Usta. Ya Mahiko, niye zahmet ettin ki? Ben Necati'yi bahçede döverken bayağı açılmıştım aslında. Bunu da iç, biraz daha açılsın. Hallerinde diyorum ben seni. Hadi iç. Hadi. Hadi içeyim bari. Aferin be Mahiko sen. Hayatımda bu kadar güzel Türk kahvesi yapan bir Japon görmemiştim ha. Afiyet olsun Tarık Usta. Oh. Vallahi güzel olmuş. Daha ekleyeyim mi? Hadi ekle bakalım. Ayrıca bir Japon'un saçlarının bu kadar güzel koktuğunu bilmiyordum. Efendim Tarık Usta? Yani bir dediğimi ilk defa da anlasan şimdi mutluluğa doğru yelken açmıştık Makiko sen. Yelken mi? Bak yine bunu da anlamadın ama Makiko sen ya. Kahveyi rezil ettin ama ya. Hiçbir şeyi anlamıyorsun sen Makiko sen ya. Hayır hanımefendi. Bu akşam için hiç boş masamız yok ne yazık ki. Zaten bugüne kadar öyle akşama 3-4 saat kala Le Chenel restoranı arayıp da lay lay lom şeklinde rezervasyon yaptıran bugüne kadar görülmemiştir. Evet. Yani boş masa burada bulunamaz efendim. Böyle bir beyefendiye ya da hanımefendiye daha rastlanmadı. Yani genelde Le Chenel restoranda boş masa bulabilmeniz için bir önceki hayatınızdan rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Evet hanımefendi. Biz restoran olarak reenkarnasyona çok inanıyoruz. Evet hanımefendi. Hanımefendi kusura bakmayın bir hışırtı şu anda oluştu telefonda. Sesinizi alamıyorum. Alo? Sesiniz gelmiyor hanımefendi. Ne dediniz? Ama hanımefendi çok espritelsiniz. Ne yani şimdi sanki Ayze'nin önünde birisi böyle naylon hışırdatıyormuş gibi bir ses mi geliyor? Vallahi çok enteresan. Böyle fikirler nereden geliyor aklınıza inanamadım. Birden tekrar gelmeye başladı o hışırtı. Hanımefendi duyamıyorum sizi. Daha sonra arayayım. Efendim evet evet hışırtı. Duyamıyorum efendim alo. Alo sizi duyamıyorum. Numara da bayatlamaya başladı. Başka bir numara bulmam gerekiyor. Başka bir numara. Gözde, kız ne haber? Aa Şener Bey siz sağsınız inanmıyorum.
Sağım tabii, Allah'ıma bin şükür. Ne demek sağ mısınız? Bu sabah Zümrüt Hanım sizi ölü veya diri arıyordu da onun için. Ölü veya diri, ne yapmışım ki? Sizin yine bugün benim mini etek boyumu kontrol etmek istediğinizi duyunca Zümrüt Hanım çok sinirlendi Şener Bey. Hayret bir şey, nereden duymuş olabilir ki böyle bir şey? Ben söyledim. Çok iyi yapmışsın. Yine benim ipimi çektin öyle mi? Nasıl yani, ben ne yaptım ki? Zümrüt Hanım Şener Bey'i gördün mü diye sordu. Ben de görmedim ama biraz sonra göreceğim ve mini etek boyumu kontrol ettireceğim dedim. Ne yani, ne diyecektim? Zümrüt Hanım Şener Bey'i görmeyeceğim ve mini etek boyumu kontrol ettirmeyeceğim mi diyecektim? Yani siz de bazen çok tuhaf oluyorsunuz Şener Bey. Kızım Gözde, ben sana sabah ne tembih ettim? Bugün ilk iş olarak sizin yanınıza gelip mini etek boyumu kontrol ettirecektim Şener Bey. Bu güzel, bu elde var. Peki bunun yanında ne tembih ettim? Bundan asla Zümrüt Hanım'a bahsetmeyecektim. Layla, elini çabuk tut kızım. Akşama az kaldı. Vallahi daha servis tabaklarını bile çıkaramadık. Kimler geliyor bu akşam anne? Ay kimler gelmiyor ki? Eski bakanlar, yeni bakanlar, sanatçılar, dargınlar, barışıklar. Oho! Herkes burada bu akşam. Yani herkes Tarık Usta'nın özel menüsünden yemek için geliyor öyle mi? Vallahi aynen öyle kızım. Ay be. Ama bakıyorum da şu menüye, baksana. Ay benim bile ağzım sulanıyor okudukça. Harika. Kolay gelsin Zümrüt Hanım. Sağ ol Necati'cim, sağ ol da. Sana neyin kolay geldiğini sorabilir miyim acaba? Anlayamadım Zümrüt Hanım. Şu anda neyle meşgulsün diyorum Necati'cim? Hiçbir şeyle Zümrüt Hanım. O zaman bir şeylerle meşgul olsam da, bir işe yarasan, biz de sana kolay gelsin Necati'cim diyebilsin. Yok, ben henüz anlamış değilim Zümrüt Hanım. Öyle boş boş durma karşımda. Çabuk şu masa örtülerini ger bakayım. Yoksa seni çok fena yapacağım Necati. Hadi. Baş üstüne Zümrüt Hanım. Masa örtüleri, masa örtüleri, masa örtüleri. Masa örtüleri. Barın üstünde Necati. Masa örtüleri barın üstünde. Barın üzerinde, barın üzerinde. Buldum Zümrüt Hanım. Ana bana. Layla Hanım da buradalarmış. Layla mı? O ben değilim. Siz başkasıyla karıştırdınız herhalde beyefendi. Estağfurullah canım. Sizi tanımam mı? Saçınızdaki tokaların ahenginden tanıdım bir kere. Zümrüt Hanım. Ne var? Diyordum, yani teknik olarak benim bu örtüleri tek başıma masalara germem olanaksız biliyorsunuz. Yani hazır Layla Hanım da buradayken bir emir verseniz de biz örtüleri beraber gersek diyordum. Ne? Necati doğru söylüyor Layla. Hadi yardım et çocuğa da bir an önce işimizi bitirelim. Hadi kızım. Ama anne. Layla acele et dedim sana. Hadi buyurun dilerseniz. birlikteliğimize şu masadan başlasak nasıl olur? Ne dersiniz Layla Hanım? Birlikteliğimize mi Necati? Dilerseniz siz şunları bir süre tutun Layla Hanım. Şimdi öncelikle masa örtümüzü alıyoruz. Onları bırakabilirsiniz Layla Hanım. Bunun ucundan tutuyoruz. Sonra vahşi bir şekilde bu örtüyü çekiyoruz. Bu örtüyü daha sonra kesin bir hareketle masanın üzerine. Şimdi de salonumuzun bu köşesine geçiyoruz Layla Hanım. Aslında ne var biliyor musunuz? Ne var Necati? Yani bunca yıldır burada çalışmama ve sizi çok yakından tanımama rağmen siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bunun farkında mısınız Layla Hanım? Ne? Demem o ki yani sokaktaki Necati nasıldır? Nelerden hoşlanır? Hangi tür filmleri sever? En sevdiği hayvan hangisidir? Ne bileyim uğurlu rengi nedir? Burcu nedir? Onu en çok heyecanlandıran şey nedir? Bunları hiç merak etmiyor musunuz yani? Yok, aslına bakarsan gerçekten hiç merak etmiyorum Necati. Evet. Ama yine de beyler baş başa kalmışken tutun ucunu.
Ben size kendim hakkında biraz bilgi vermek istedim. Yaklaşın, yaklaşın. Baş başa kalmışken mi? Evet, yani demem o ki aslında dışarıdan bakıldığında ne kadar da Necati gibi görünsem aslında ruhumun derinliklerinde altından bir kalbim var benim. Beni tanımaya başladığınızda... Aa, Necati! Bunu... sakın söyleyeceğini unutma, olur mu? Ben hemen gideyim, sonra geri geldim. Ya, yanlış yaptık. En sevdiğim müziği mi başa alsaydım acaba? Bugün sana ibik kafalı çilli horoz ve kolun kadar kanadıyla şurada şuraya uçamayan yeteneksiz hayvan dediğim için senden ve senin nezdinde tüm kümes halkından özür dilerim çillicim. Umarım bu kafalığından dolayı beni affetmişsindir ha? Vallahi affetmiş ha, cevap verdi. Ne gülüyorsun ya? Allah Allah. Gel. Efendim Leyla. Eğer çok acele bir işi yoksa burada, benim yerime içeriye bakabilir misin lütfen? Sizin yerinize mi? Leyla Hanım'ın aniden böyle okulda çok önemli bir sınavının olduğunu hatırlaması ve gitmesi çok enteresan. Öyle değil mi Makikosa? Ya, enteresan. Ya, bence de enteresan. Allah muvaffak eder inşallah. Enteresan. Sensin enteresan! İçine baksana! Allah. Hah, şöyle saçlarını ıslatalım. Tarayalım şimdi. Evet, dur bakayım. Lan, vallahi Tarık abi gibi yakışıklı oldun saçları arkaya tarayınca. Dikkat et, tavuklar seni kümeste haşat etmesinler ha. Hadi bakalım. Yalnız bana bak, yarın sabah saat 6:30'da değil, 7:30'da öteceksin ha. Bu gece şefin gecesi, biraz geç yatacağım. Tamam mı? Bir saat fazla uyuyayım. Hadi bakalım. Tavuk yengelere çok selam. Hadi bakalım Tarık Akan Bey, iyi günler sana. Karadeniz'in tüm hapsileri adına. Ne olan Laz balıkçı, korktun mu ufacık bir horoz? Ne korkacağım da elin ibik kafalı çıllı horozundan? Gitme lan, dur bakaydın. Öyle deme çocuğa, üzülüyor. Yavrum, her insan böyle değil yani. Her insan böyle değil. Ben yanlış bir şey demedim ki, ibiği olan kocunur uşağım. Hadi bakalım, herkes kendi evine. Hadi bakalım, git bakalım. Sen aldırma bu karkamel burunlu kazma balıkçıya. Sana nasıl yardımcı olabilirim arkadaşım? Makikosa'nın balıklarını getirmiştim, kendisi yok mudur? Makikosa yok, ver o balıkları ben alırım. Olmaz ya, Makikosa'na direkt kendim vermem gerekmektedir ya. Ya sen laftan anlamıyor musun Laz balıkçı, laftan anlamıyor musun ya? Makikosa yok. Allah Allah ya, ver şu kışı kırık balıklarını da çek git hayatımızdan ya. Vallahi elimde bir kaza çıkacak ama. Ya Tanrım usta, sen git işine bak da ben buraya beklerim, buraya bak. Burada çık çıkarmadan beklerim kendisini. Bana bak, seni o kafanı duvara sürterim, öyle bir sürterim ilk önce çık çıkar, arkasında da kıvılcım çıkar ha. Anladım ben, tabii anladım ya. Tabii konserde sabaha kadar yoruldu, uyanamadı tabii Makikosa'n ya. Zavallı kızcağız ya, bak gördün mü? Ne? Ya tabii ondan sonra da Zümrüt Hanım da bugün için izin istedi değil mi? Sabaha kadar yoruldu mu? Nasıl yani? Konserde diyorum ya, konserde tabii sabaha kadar çılgınca dans edince insan biraz yoruluyor tabii, doğal olarak. Sabaha kadar çılgınca dans etti ha. Allah'tan Teoman'ı şu an arada bir slow şarkılar söyledi da biz de Makiko'yla birlikte slow dans edip birbirimize sıkı sıkı sarılıp böyle dinlenme imkanı bulduk da. Daha 17. Allah sen. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Sayın Bakanım şöyle buyurun efendim. Size restoranımızın en güzel, böyle piyanoyu en güzel yerden görün. Bakanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun teşekkürler, afiyet olsun. Tarık Usta mutfaktadır herhalde. Aa, tabii mutfakta efendim. Bu gece onun gecesi, başka nerede olacak ki? Vallahi yani... Sırf Tarık Usta'nın yemeklerini yemek için üşenmedim. Ta kalktım Ankara'dan buralara geldim. Allah iyiliğinizi versin. Allah iyiliğinizi versin. Ya
ne kadar iyi ettiniz geldiniz diyor efendim. Evet. Neviler de burada. Ben yardımcı olayım efendim. Buyurun hanımefendi. Menüye bir bakın efendim. Tarık Usta'nın o meşhur menülerinden. Ayrıca bu gece için size ineceğim kendi ellerimle böğrekçilerden şarap açacağım. Çok teşekkür ederim. Zahmet olacak. Ama estağfurullah dedim. Tamam. Ay aşkım aşkım. Bu kadar, bu kadar mutluluğu bir arada yaşamak. Öyle mutluyum ki Le Chenel restoranı her zaman olduğu gibi kapalı gişe oynuyorum. Ay Şener, her şeyin bu kadar yolunda gitmesi bana biraz tuhaf geliyor. Nasıl yani? Kocacığım, burası Le Chenel restoran. Her gece olduğu gibi ille de bir terslik olması gerekir. Aşkım aşkım, direksiyon benim elimde. Her zaman olduğu gibi yine kontrol bende. Merak etme. Ay işte onun için meraklanıyorum ya. Ne? Ay ben şu mutfağa gidip bir bakayım. Sen de bakanını vermeyi unutma sakın. Ha bakanı evet. Anladım. Bakanı sizi getiriyorum. Sağ ol. Tarık Usta, kendine gel usta. Ay, siz beni ne yapacağız Tarık Usta? Kalk. Hadi. Ay kolonyada fayda etmedi. Tarık Usta ne olacak? Tarık Usta. Tarık Usta. Tarık Usta. Tarık Usta. Tarık Usta. Sen bu menüleri hazırlarken. Tarık Usta nerede çocuklar? Bilmem. Bilmem. Ne demek bilmem? Çocuklar saçmalamayı bırakın. Bu gece şefin gecesi. Tarık Usta'nın şu anda mutfağın her köşesinde bir yemek pişiriyor olması lazım. Bu da ne? Ne Zümrüt Hanım? Biri inledi sanki. Ben inledim Zümrüt Hanım. Sen mi inledin? Evet evet. Yani benim böbrek taşları yer değiştirmeye karar verdiler de ben bundan şey diyorum. Çekilin bakayım şöyle. Çekilin bakayım. Aman Allah'ım. Tarık Usta. Kadayıf al. Seni bir dakikalığına mutfağa alabilir miyim lütfen? Aşkım aşkım siparişler alıyorum masanın. Beyefendi ama... sizinki Tarık Usta'nın bu ıspanaklı kuzu madalyonu. Az mı pişsin, çok mu pişsin efendim? Pişkin olsun efendim. Pişkin olsun efendim dediğiniz gibi pişmiş ay, olarak. Kocacığım hiç boşu boşuna alma şu siparişleri. Ne? Bir dakika lütfen. Bir dakika hemşire. Bir dakika gel. Artık bu siparişleri hayata geçirebilecek bir Tarık Ustamız yok. Ne ne? Ne? Hadi hadi Tarık Usta hadi. Hadi Tarık Usta hadi. Hadi Tarık Usta hadi. Sayın Bakanım şunları rica edebilir miyim? Küçük bir imla hatası olmuş. Onları düzeltelim. Yok yok değiştirmeyin. Bizimki böyle kalsın. Ama Sayın Bakanım almak. Tamam canım. Tamam. Hayır değiştirip getirin. Hayır değiştirmeyin efendim. Böyle kalsın. Sayın Bakanım bir şey olmasa yani bir arıza var. Sayın Bakanım lütfen. Hayır hiçbir arıza yok. Ben bunu yiyeceğim kardeşim. Hadi. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Sayın Bakan ikini alamadım. Şimdi gittik işte biz. Bu kadar yeter. Yine boğacaksınız Tarık Usta'yı. Yok bak o yok. Bu sefer durum biraz acil. Biraz daha kalsa iyi olur. Ne? Bu kim? Tarık Usta Şener Bey. Tamam o zaman. Şişt, bakın arkadaşlar. Bu bir kırmızı alarm. Anlatabiliyor muyum? Kırmızı alarm. Tarık Usta madem taşa çıkmış durumda, o yüzden onun yerine geçebilecek birini bulmamız lazım. Yani bu yemeklerden bir tanesini yapmayı kim becerebilecek acaba? Ben bunu becerebilirim. Yok, beceremezmiş. Buldum, buldum. Yaşasın. Bu müthiş fikrinden ötürü seni tebrik ediyorum aşkım aşkım. Ay dur. Tebrikten önce bir sorsana ne bulduğumu. Doğru ya. Ne buldun? Şu yakınlarda çok iyi bir restoran bulacağız. Menüleri çok iyi olacak ve onları bizim masalara dağıtacağız. Tamam mı? Peki siparişleri nasıl alacağız? Önce onlara telefon edeceğiz. Sonra da arabamızla birkaç mekik dokuyup yemekleri alıp geleceğiz. Süpersin aşkım aşkım. Şimdi seni öpebilir miyim? Kutlu... Ay dur. Sen koş acele et. Önce bize iyi bir restoran bul. Tamam. Necati. Efendim Şener Bey. Sen burada çocuklar ve kadınlarla kal. Gözde. Efendim Şener Bey. Sen benimle geliyorsun. Tamam. Yok ya. Tamam. Gözde. Efendim? Sen burada kal. Necati. Sen benimle geliyorsun. Bu. Derhal ayırmaya çalışsın. Bu. Tamam. Biz gidiyoruz. Hadi. Koş. Biliyorum. Biliyorum. Şimdi geliyorlar. Şimdi geliyorlar. Şener Bey yine
inanın. Birazcık lütfen. Ah, sayın bakanım, biliyorum. İşte özür geldim, buradayız. Şener, nerede kaldınız? Hayatım, gecenin bu saatinde açık bir yer bulamadık. Bulduğumuz yerler bile bize küçük olduklarından menülerini vermek istemediler. Biz de yer bulamadık. Peki, iyi bir yer buldunuz mu bari? İşte. Nasıl işte? Sayın bakanım, kusura bakmayın, sizi de beklettik efendim. Buyurun efendim. Sayın hanımefendi, buyurun efendim. Buyurun efendim. Bakayım işte bana. Dallas pide ve lahmacun salonu. Evet efendim, kaşarlı, sucuklu, kuşbaşılı. Ayrıca kebaplar Adana, Urfa, Beyti, şiş kebap karışık. Ayrıca çi köfte, içli köfte. Ve isterseniz, isterseniz ne var? Evet, evet, künefe bile var. Künefe bile var. Ama aşkım aşkım, gecenin bu saatinde başka açık bir yer bulamadım. Ne yapayım yani? Ben yaşadığım sürece Loşener'in kapısından kebap giremez, anladın mı? Ama bari künefe girsin. Şener! Şener Bey, Şener Bey, Şener Bey. Ulan Necati, bir günde bana bir mutlu haber getir, kötü haber getirme be. Bakan Bey, sizi çağırıyorum. Başlayacağım bakanın. Bakan Bey, şimdi de çiğ köfte istiyordur, Allah bilir. Ne? Çiğ köfte mi? Magiko sen. Efendim Şener Bey? Sen çiğ köfte nasıl yoğurur, bilir misin sen çiğ köfte? Çiğ köfte. Çiğ değil kızım, çiğ köfte. Öylesine şu çiğ köfteyi. Çiğ köfte. Yürü. Çiğ köfte. Hayır Magiko sen, çiğ köfte. Söyle bakayım neymiş? Çiğ köfte. Hayır, olmuyor, olmuyor işte. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Diye mi? Çiğ köfte. Sayın bakanım, Adana mı alıyorsunuz yoksa Beyti Sarma mı alıyorsunuz? İkisi de değil. Ben enginar yaprağına yatırılmış patlıcanlı ördek istiyorum. Enginar yaprağına yatırılmış patlıcanlı ördek mi? Aynen öyle. Sayın bakanım, ne kadar şakı şakacısınız. Yani diyorum ki, sayın bakanım, bu menüde böyle bir şey yok. Ay, yok olabilir, efendim. Olabilir. Bu menüde var. O menü menü mü? Buyurun, Tarık Usta'nın menüsü. Sayın bakanım, şayet izin verirseniz ben mutfağa gidip bir bayılayım. Pardon, bir danışayım. Çünkü Tarık Usta'dan bu konuda bilgi almam gerekiyor. Bilgi istemiyorum. Ben patlıcanlı ördeğimi istiyorum. Size söylüyorum efendim. Ördeğimiz gelecek efendim. Hemen efendim. Sayın bakanım, ördeğinizi getiriyoruz efendim. Tarık Usta! Tarık Usta! Ya bana patlıcanlı ördeği nasıl yapıldığını anlatırsın... ...ya da ben senin içini boşaltıp patlıcanı doldurup bakanın önüne vereceğim. Ben size bunun tarifini versem siz gecenin bu saatinde ördeği nereden bulacaksınız? Magiko sen, ne diyor bu? Ne diyor? Aslında bugün Tarık Usta'nın çarşıya inip ördek arması gerekiyordu. Tabii. Tabii içti içti, şişede balık adam oldu. Çarşı filan hak getire, çarşıya inemedi değil mi? Evet, inemedi. İnemedi tabii. Arkadaşlar, size bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu iş çok ciddi. 5 dakikaya kadar bir ördek bulamazsak... ...yarın sabah hepimiz birden işsiz kalacağız. Saçmalama Şener. Bu saatte nereden bulacağız ördeği şimdi? Bulacağız hayatım. Gerekirse bir şekilde yumurtlayacağız. Ne? Evet. Allah Allah, ne biçim horoz bu ya? Gecenin bu saatinde ötüyor. Bırak kızım şimdi sen horozu morozu. Ördeği nereden bulacağız? Ördeği şimdi. Ötmek. Gece bu saatte. Vakit. Aşkım aşkım. Vakitsiz öten horozu ne yaparlar? Ne? Evet. Evet, işte aranılan ördek bulunmuştur. Necati, kaç kere söyledim sana, höpürdetme şunu. Herkese günaydın. Oh, günaydın. 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 Günaydın.
Kusura bakmayın Zümrüt Hanım. Dün gece içkiyi fazla kaçırınca her şeyi rezil ettim. İnanın bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ne önemi var canım Tarık Usta? Aldırma. Hem sonuçta zaten herkes patlıcanlı ördeğe. Niye de? Sahi Zümrüt Hanım, siz dün gece nereden buldunuz o ördeği? Bir arkadaşın Terkos'ta küçük bir gölü var. İşte oradan bulduk. Ha, iyi etmişsiniz. Çok iyi etmişsiniz. Benim burada elmam olacaktı. Ne haber Çillican? Evet, burada. Çillican? Çillican! Aşkım aşkım, yine ne var hadi söyle.